Şimdi dün Enver Bey geldi ya hani bir kadına bir çocukla geldi dedi e, Medeni bizim evime. Ben, ben kadının kim olduğunu teşhis edemem aradan geçen bunca zaman içinde dedi. O dönem Enver Bey'in eşinden de ifade alınmış. Eşi demiş ki müzeyen yanındaki çocuğa vefa diye seslenirken duydum demiş. Evet, yani gelenler ne yani. vefa. zaten Aynı, başka da aynı Medeni Bey'in eşinden ifade almışlar. <laughs> o da demiş ki ben eşimle beraber e, bir gittim. ...hani Enver Bey'in orada kaldım... ...yanımda da küçük çocuğum vardı demiş o da. Yani, yani hmm, kendini Medeni, o rolex okuyor. Ee, Müzeyyenin yerine ben aynen gittim, öyle. Ben, ben oradaydım. de demiş bir gece demiş gittim Hı. kaldım... ...yanımda oğlumla beraber. yanımda Müzeyyen yoktu, o çocuk da benim çocuğum... kadında da bendim. Heh, demiş ama ee, dün işte stüdyomuza konuk olan... Enver Bey'in eşi demiş ki... E, ...iki gün onlar aynı evde kalmışlar... Tabii. E, ...oğluna vefa diye sesleniyordu demiş. Evet. Yani zaten enteresan bir şey... Medeni Bey şey gibi böyle Rus ajanı gibi hani vardır ya filmlerde her türlü işkenceyi falan da yaparsın hiçbir şey söylemez kendini kapatır. Tabii yani Türkiye'de şimdi böyle bir şey yok zorlama yok ama verdiği ifadelerde hepsine diyor ki ben Müzey yeni tanımam. Ben Müzey yeni tanımam. Oğlunu da hiç bilmem ben Müzey yeni tanımam diyorlar ki kardeşim aynı Enver'in evinden sinyal veriyorsunuz. Telefonla görüşüyorsunuz. Baz istasyonunda adresine kadar Enver Bey'in evinin bodrum katı olduğu tespit edilmiş. E i̇kiniz buradasınız dair diye. şahitler var. Şahitler de var. Hayır diyor. Ben yeni tanımam Ama demiş. Ama Enver Bey ikinci kat dedi dün burada konuşurken. Ama o evin bodrum katından bahsediyorlar. Evet. Evin bodrum katında tutulduğuna dair. Enver Bey de ısrarla ikinci kattaydı. İkinci diyor. kat diyor. Ben medeni beyi söylüyorum. Medeni evet. diyor ki ben yeni tanımam. Epeki evet. bazı istasyonların beraber telefon konuşmaların var. E Gülçeren oluyor? diyor ki tanıyor. Ondan sonra hayır ben tanımam tanımam tanımam. Bugün Gülçeren hanım gelmedi. Gülçeren hani bu iş çıkana kadar herkes gidecekti sen Sözde burada kalacaktın. Sözde bana destekçi destekçiydin. Neredesin sen? <laughs> Korkup kaçıp gitti. Çünkü şüpheli. Her şeyi de biliyor. Hiçbir yere gitmeyecek. Ben onu yakasında bırakmıyorum. Emniyet güçlerime de sesleniyorum. Bu bayan her şeyi biliyor annem hakkında. Bence. Lütfen peşini bırakmayın. Bu Medeni, Gülseren, Çapraz sorguya alınsın. Ne biliyorsa konuşsunlar artık yeter. Her şeyi söyleyecek. O benim annemi ve erkek kardeşimi getirecek. Ölü veya diri. Ben kardeşime sarılmak için buraya geldim. Şimdi bu cinayet falan gözüküyor. Ben kardeşimin kemiğini bulmak istiyorum bu saatten sonra. O her şeyi konuşacak. Ben onun peşini bırakmıyorum. Asla da bırakmayacağım. O, o benim beş, kardeşimin ve annemin verdiğin... yerini söyleyecek. Beş altın verdim dediği de yalan. Medeni ona sus payı vermiştir. Medeni onu korkutuyor. Külçeren Medeni vermedi. onu tehdit ediyor çünkü evet. şu an. Medeni onu tehdit ettiği için buraya ilk geldiğinde... ...Merve kızım ben seni yayında gördüm, senin destekçinim diye geldi. Şimdi nerede? Sıkıştı çünkü yalanları var. Yalan atıyor cevaplamadığı için kaçıp Sorular gitti. Evet. şu an arkadaşlarımız da dört kişiyle bağlanıyor. Maskesi zaten sonra başka gitti. bağlanacaklar da olacak. Bence Gülçeren bunlara cevap vermek isteyecek zaten. Mecbur verecek. Yalnız sana çok katılıyorum. Yani ben Gülçeren'in cinayet masasının de dedektifleri tarafından sorguya alındığında konuşturulmayacağını düşünmüyorum. Konuşacak. Evet. Yani çok rahat. Yani bizim deneyimli cinayet büro ekipleri çok rahat Gülçeren'in ağzından ne olduğunu, ne bittiğini öğrenirler. Bakın, ha? şimdi size bir tane e, şeyi bağlayayım önce. E, Ercan Bey'i bağlayayım. E, İzmir'e gideceğiz önce. Ercan Bey bir otobüs şoförü sanırım. Kendisini de tanısın. Yanında da e, muhabirimiz Müge Atıcı Yöntem var. Ercan Bey tanıyor. Ercan Bey'in anlatacakları çok önemli. Daha sonra onun başka şeylerle de destekleyeceğim. Ercan Bey günaydın. Günaydın, kolay gelsin Müge Hanım. İyi yayınlar. Çok teşekkür ediyorum. Ee, siz otobüs şoförlüğü yapıyorsunuz anladığım kadarıyla. Teşekkür ediyorum. Arkadaşları da işinizin arasına kabul ettiniz. Sağ olun, Size sağ olun. Evet. Siz ne biliyorsunuz ee, bu konuda? Müge Hanım, ben şöyle başlayayım. Ben, e, Gül... ben ilk başta şunu söyleyeyim size. Ben Gülçeren Amca'yı tanıdım. Aha. Bizim ya, e, şantiyeyle e, Amca'nın evi 15 metre mesafede orada onunla tanıştım çıktık konuştuk arkadaş olduk epey bir zaman e, aradan geçti. o arada müzeyen yöndem sürekli onunla diyaloga geçmeye başladı ikisi yani... ikisi sabah evden çıkıyordular akşam eve geliyordular çünkü ben şantiyede bir saniye şantiyede olduğum için görüyordum onları hı hı. nereye gidiyorsunuz diyordum diyordu biz e, halı yıkamaya gidiyoruz bilmem nereye gidiyoruz ama hepsi yalan Aa, en son ee, ben ee, Tatvan'a geldim. Ben Gürev oturuyorum. Tatvan'a geldim. Benim arkadaşım geldi yanıma. Dedi ki seninki dedi yoldaydım. Durdum dedi. Binmediler arabaya. Şehir içi minibüsü var. Ben o zaman tahmin ettim. Elmalıköy'e gittim. Tahsilen medeni ee, Gülseren Amaç müzeyen yönde bir de şu anda yönde yöndemi tanımıyorum diyor ya ekranda olan stüdyoda olan Peynir, pe, peynirci ortağı. Medeni. Enver Ses, sesim geliyor değil mi? Geliyor geliyor ha. Enver Bey. Orada dün dünyayında olan. Ha, ha, Enver. E, pey, sözde sözde ikisi de peyni evet. Ama bak onun günahını almıyorum. O mu değil mi bilmiyorum. Onlar dört kişi oradaydı müzeyin yönde Gülseren amaç medeni diyenini tanımadım. Bir medeni bir de bir erkek ha, onu daha tanımadım. vardı. Onlar beni görünce Gülseren. Evet evet. 56 DA 3 <laughs> Görünce erkekler bırakıp başı gitti. Müzeyyen'le şey kaldılar. Güzel. Sesim geliyor değil mi? Geliyor geliyor. Gelmezse ben uyarırım. Aa, siz devam edin. Gülçeren amaçla müz... Bak Gülçer... müzeyen yönden kaldılar orada. Ben Taksim'e bindim. Tatvan'a geldim. Yoldan geçerken onları almış, getirmiş tatvanın girişinde indirdi. Ben tavsiye dedik ki sen bunları nereden aldın? Dedi ki hacı abi bunlar dedi e, demiş ki kocam tatvan'da biz bu köyde oturuyoruz tatvan'da kocam kaza yaptı biz acilen hastaneye gitmemiz lazım o konuda aldım onları. E peki, ha, bu bir, da değil. bir dakika, e, bir dakika. E, siz gittiniz de kendi görüştüğünüz kadını yakalamak için artık ne içinse. E, sonra siz ne yaptınız o e, gör görünce başka adamlarla? Ben bıraktım geldim. E, Hiç bir kelime konuşmadan bıraktım geldim. Bana dedi ne, ne işin var burada? Dedim He. ki dün gelirken cüzdanımı düşürdüm burada. Cüzdanımı aramaya. E ne gittin ne geldin? Ha, çünkü o. çözdüm onu çözdüm artık. Ee, nasıl abla? O zaman ne gittin yani yani niye gittin? Acaba orada mı değil mi diye? E iyi de Koca Tatvanda Ben bu e, emniyette de söyledim zaten. İfadenizde de var. İyi de Koca Tatvanda e, şöyle çeker misiniz? Koca Tatvanda onu göreceğini nereden bildin orada o köyde göreceğini? Ablası benimle onu sürekli gittiğimiz yerde. Bir Allah gözükür orada. Başka kimse gözükmez. Ormanlık alan. E tamam ormanlık alan, koca ormanlık alandır. Bakın şimdi siz medeni Bey ben hiç görmedim müzeyeni dediği halde siz beraber gördüğünüzü iddia ediyorsunuz ya o yüzden ben bu soruları sormak zorundayım. Şimdi siz gittiniz bir köye, ormanlık alan. O ormanlık alanda nereden elinizde koymuş gibi onları buldunuz? Evet. Çünkü benim sürekli gittiğim yer ablası. Benim sürekli takıldığım yer. Tamam siz Bak, takılıyorsunuz. Bak oradaki insanlar biliyor oranın nasıl bir yer olduğunu. Biliyor musunuz nasıl bir yer olduğunu? Ama neresi? Neresi? Neresinden? nereden neresi? bahsediyorsunuz? Kız elma... El, Han, Elmalı köyü, köy, Han, Elmalı Almalı. köy. Tamam. köy. Hanalmalı Han, köy. köy deniliyor Elmalı da köy. kısacası Elmalı deniliyor. Ha. Hanalmalı, Hanalmalı. Tamam Elmalı, evet. Elmalı da böyle bir yer mi var herkesin yok, sevgilisiyle gittiği? Yok yok orası gittiği. köy yani. Köy. Köy. Piknik amacı gidenler oluyor. Oluyor. Piknik. Ha. Ha. Yani Yapmak gidince yapacak. de görüyor insanlar birbirlerini öyle bir yerden ha. mi bahsediyoruz? Bak... Ha. Hayır hayır köy, köy çıkınca, köy çıkınca... Ha. Köyü, köyü geçiyorsun, epey 5 kilometre köyü geçiyorsun. Deniz kenarına inen bir yol var, Patika yol. Ha. Orada gördüm onları ya. ben. ATV YouTube kanalını abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın.